Türk seçmeni ilk kez milli iradesini hür bir biçimde sandığa yansıtacak. Türkiye'de parlamento içerisinde oluşturulan koalisyon geleneği çok eskilere dayanıyor. 36 koalisyon hükümeti kuruldu. En eski yıllardan bugüne kurulan sistemler ve Türkiye'nin kayıp yılları. İlk koalisyon hükümeti 20 Kasım 1961 yılında kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi milletvekillerinin yer aldığı sistem 25 Haziran 1962 yılına kadar iş başındaydı. Bu koalisyon bir yıl bile iktidarda kalmadı. Ardından yine Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi ile koalisyon oluşturdu. Ve 1963 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bağımsız milletvekilleriyle hükümet kurdu. Türkiye'nin karnelerle ekmek aldığı, kuyruklarda beklediği o zor yıllardı. 14 Ekim 1973'teki seçimlere uzanalım. Birinci Ecevit hükümeti CHP ve Milliyetçi Selamet Partisi milletvekillerinden oluştu. Başkanlığı Bülent Ecevit yaparken Necmettin Erbakan devlet bakanı ve başbakanlık yardımcılığı görevini üstlendi. Yaşanan anlaşmazlıklar bu dönemin oldukça kısa sürmesine sebep oldu. Tarihler 31 Mart 1975'i gösterirken Süleyman Demirel başkanlığında yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu. Tarihe ismi Milliyetçi Cephe Hükümeti olarak geçti. Acizlik ülkeyi bir türlü sıkıntılardan kurtarmıyor, Türkiye muhtaç olmaya devam ediyordu. Aradan geçen yıllar içerisinde yine koalisyon hükümetleri kuruldu ancak ömürleri uzun olmadı. En fazla 2 yıl görev başında kaldılar ve daha yakın bir tarihe gelirsek başlığımız karanlık 90'lar. Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in başrollerde olduğu bu yıllar oldukça karanlıktı. Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonu 1995 yılına kadar devam etti. 12 Eylül öncesi yaşanan katliamların benzerleri bu yıllarda da görüldü. Hafızalarda hala tazeliğini koruyan 28 Şubat sürecinde ise Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyon oluşturdu. Refah Partisi'nin kapatılmasıyla bu adaletsiz süreçte askeri ve yargı vesayeti hükümetin devam etmesini engelledi. 1997-1999 yıllarında Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti koalisyon hükümetini kurdu. 99 yılında 57. hükümet Bülent Ecevit başkanlığında oluşturuldu. DSP, ANAP ve MHP'den oluşan koalisyon, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla ciddi ekonomik krizler getirdi. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. İkili, üçlü. Geçmişten günümüze kurulan koalisyon hükümetlerine genel olarak baktık. İstikrarsız, krizler ve kavgalarla geçen yıllarda Türkiye çok şey kaybetti. Bugün ise 7 kişinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, 6 ayrı partiye bakanlık verileceği konuşuluyor. Evet, koalisyonların kaybettirdikleri ortada. Kazanımlarını siyasi tarihimiz boyunca neredeyse hiç görmedik. Biz yorumu sizlere bırakıyoruz. 6 bile Cumhurbaşkanı var, 7. Tam 7 Kocalı Hürmüz olacak.